Elimizde bir bileşik mikroskop var. Bu mikroskopun objektif odak uzaklığı 5 mm. Göz merceği odak uzaklığı ise 2,5 cm. Bir cisim objektiften 6 mm uzağa yerleştirilmiş. Son görüntü sonsuzda oluştuğuna göre bizden bu mikroskopun büyütme gücünü bulmamız isteniyor. İlk olarak şuraya hızlıca bu bileşik mikroskopumuzu çizelim. Bu mikroskopun içinde 2 mercek olacak. Burası objektif merceğimiz. Hatırlarsanız objektif merceğin görevi büyütülmüş bir görüntü oluşturmaktı. Bu yüzden cisim genelde birinci odağa yakın ama odan dışında tutuyorduk. Bunu sorudan da anlayabiliyoruz. Objektifin odak uzaklığı 5 mm olarak verilmiş. Ama cisim objektiften 6 mm uzaklıkta. Cisim birincil odağın biraz daha dışında. Bu mercek sayesinde şurada bir yerde daha büyük bir görüntü elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu yeni görüntüyü de başka bir büyüteç veya ince kenarlı mercek kullanarak daha da büyütebiliyoruz. İlk mercek sayesinde oluşan görüntü kullanacağımız yeni mercek için bir cisim görevi görecek. İşte yeni merceğimiz. Soru da son görüntünün sonsuzda oluştuğunu söylemişler. Yani gözümüze gelen ışınların birbirine paralel olması gerekiyor. Bunun olması için ilk merceğin oluşturduğu görüntünün yani ikinci mercek için cisim olan şeyin tam olarak odak noktasında olması gerekiyor. Çünkü yalnızca odak noktasında olan cisimlerden çıkan ışınlar birbirine paralel olurlar. Şimdi bileşik mikroskopumuzu oluşturmuş olduk. O zaman geriye bu sistemin büyütme gücünü hesaplamak kaldı. Bir önceki videoda da detaylı bir şekilde gördüğümüz üzere bileşik bir mikroskobun büyütme gücü objektifin sağladığı büyütme yani objektifin cismi doğrusal olarak ne kadar büyüttüğü çarpı göz merceğinin sağladığı büyütmeye eşitti. Eğer bu kısımları hatırlamakta zorlanıyorsanız bir önceki videoyu tekrar izleyip buraya geri gelmeniz sizin için daha iyi olur. Şimdi bu denklemi nasıl çözebileceğimize bir bakalım. Objektifin sağladığı büyütmeyi bulabilmek için görüntünün yüksekliğini cismin yüksekliğine oranlamamız gerekiyor. Ve bunu yapmak için elimizde yeterli bilgi var. Çünkü bize cismin mercekten ne kadar uzakta olduğu verilmiş. Bu mesafenin 6 mm olduğu söylenmiş. Aynı zamanda objektifin odak uzaklığını da biliyoruz. O zaman görüntünün oluşturduğu uzaklığı hesaplayabiliriz. Elde ettiğimiz bilgiyi de kullanarak büyütme formülü sayesinde aradığımız sonuca ulaşabiliriz. Şu kısmı mercek formülü kullanarak bulacağımızı gördük. Peki, göz merceğinin büyütmesini nasıl bulabiliriz? Göz merceği basit bir mikroskoptan ibaret. Öyleyse basit bir mikroskobun büyütmesini kullanarak göz merceğinin büyütmesine ulaşabiliriz. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Denklemi beraber çözersek, ilk olarak çözüme objektifin sağladığı büyütmeyi bularak başlayalım. Evet, objektiften başlıyoruz. Burada öncelikle oluşan görüntünün uzaklığını hesaplamamız gerekiyor. Ardından da bunu büyütme formülünde kullanacağız. Ama uzaklığı hesaplamak için önce mercek formülünden faydalanmalıyız. Burada yerim olmadığı için formülü yazmayacağım. Ama formül şu. 1 bölü f eşittir, 1 bölü v eksi, 1 bölü u olduğunu hatırlayalım. Şimdi sayıları doğrudan formüle yerleştirelim. 1 bölü f. F yerine ne yazmamız gerekiyor? Objektif için F 5 mm olarak verilmiş. Ama 5 mm yazmadan önce yönlerimize dikkat etmeliyiz. Geliş açısı yönü her zaman pozitif olur. Dolayısıyla optik merkezin sağ tarafta kalan her şeyin konumu pozitif olmalı. Birincil odağımızsa burada. Çünkü gelen ışınlar bu noktadan geçerek ilerliyorlar. O zaman odak uzunluğunun pozitif olması gerekiyor. Yani formülde f yerine artı 5 mm yazıyoruz. Şimdilik her şeyi milimetre cinsinden yazalım. 1 bölü f eşittir. 1 bölü v ki v'yi bilmiyoruz. Eksi 1 bölü u. Buradaki u cismin uzaklığını gösteriyor. Cisim optik merkezin sol tarafında olduğu için bunu eksi 6 olarak almalıyız. Bu eksi ile bu eksi artı eder. O zaman buraya artı yazabiliriz. Bu denklemden de 1 bölü v'nin değerini kolayca hesaplayabiliriz. Her iki taraftan 1 bölü 6 çıkarırsak 1 bölü v eşittir. 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. Bu çıkarmayı yapmak için ortak paydamız 30 olmalı. Soldaki kesri 6 ile sağdakini 5 ile çarptık. Burada 1 bölü v eşittir. 6 eksi 5 bölü 30 oldu. Ekrana biraz aşağı kaydırayım. Sonuç olarak V eşittir 30 bölü 1'den 30 milimetre bulmuş olduk. Bu sonuç bize görüntü uzaklığını veriyor. Şema üzerindeki bu noktadan bu noktaya kadar olan uzaklık 30 milimetre yani 3 santimetre ediyormuş. O zaman artık büyütme formülüne geçebiliriz. Objektifin büyütme oranı asıl sonucu ulaşmak için bulmamız gereken değer. Oluşan görüntünün yüksekliği bölü cismin yüksekliğine eşit. Ama aynı zamanda bir önceki formüldeki V bölü U'ya da eşit. Mercek formülündeki v'ye 30 mm olarak bulmuştuk. Şimdi birimleri milimetre cinsinden alalım. Bölü U yapmamız gerekiyor. Sorudaki U değeri ise eksi 6 mm ydi. Az önce formülde de eksi 6 mm olarak kullanmıştık. Bu da bize büyütme oranını eksi 5 olarak veriyor. Yani oluşan görüntünün yüksekliği cismin kendi yüksekliğinin 5 katına eşit oluyormuş. Buradaki eksi işareti bize görüntünün ters bir görüntü olduğunu söylüyor. Şimdilik eksi işaretine dikkate almasak da olur. Yalnızca sayı bizim için önemli. Böylece sorunun ilk kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki kısımda göz merceğinin büyütme oranını bulmamız gerekiyor. Hatırlarsanız eğer göz merceği basit bir mikroskop gibi davranıyordu. Önceki videolarda da gördüğümüz üzere basit bir mikroskopun yani göz merceğinin büyütme oranı yakın nokta uzaklığının göz merceğinin ya da basit mikroskopun odak uzaklığına olan oranına eşitti. Basit mikroskobun odak uzaklığı soruda bize verilmişti. Bakalım kaç olarak söylenmişti? Evet, 2,5 cm olarak verilmiş. Yani bu uzaklık 2,5 cm'ymiş. Yakın noktamız olan d'yi genelde 25 cm olarak kabul edebiliriz. Eğer soruda aksi söylenmiyorsa bu değeri 25 cm olarak alabiliriz. O zaman d yerine 25 cm yazalım. Bölü 2,5 cm. Bu işlemi sonucunda 10 olarak buluruz santimetreler sadeleşir ve bu oran 10 olur. Öyleyse göz merceğinin büyütme oranını da bulmuş olduk. O zaman bu bileşik mikroskopun toplam büyütme gücünü bulmak için bulduğumuz iki sonucu çarpmamız gerekiyor. Zaten gayet mantıklı. İlk olarak cismi 5 kat büyüttük. Ardından bu görüntüyü de 10 kat büyüttük. Toplam büyütmeyi bulmak için de ikisini çarpmamız gerekir, değil mi? 5 çarpı 10'dan sonucu 50x yani 50 kat büyütme olarak bulmuş oluyoruz. Eğer bir de objektifle göz merceği arasındaki uzaklık sorulsaydı ne yapardık? Şemadan da gördüğünüz üzere aralarındaki bu mesafeyi rahatlıkla hesaplayabiliyoruz. 3 cm artı 2,5 cm. Eğer böyle bir soru da sorulmuş olsaydı cevabının 5,5 cm olacağını bilirdik.